Şampiyon Galatasaray barkomuzda sarı kırmızılı futbolcuların geçit töreni diyebiliriz. Stüdyomuzda da sevgili Erman Toroğlu ve Levent Tüzeman hazır, ekranlarınıza geliyor. Florya'dan, Taksim'den, Ankara'dan, Eryaman Stadyumu'ndan, Kızılay Meydanı'ndan, Antep'ten, Erzurum'dan coşku görüntüleri. Hem de şampiyonluk akşamları. Kimse bizi seyreder. Seyreder hocam. Niye biliyor musun? Şampiyon olan sokağa çıkacak. Şampiyon olmayan zaten çıldıracak, sinirden televizyonu açmayacak. Onun için bizi kimse seyretmez abi yani. Hocam sen ne yaptın ya? Birinci dakikadan bitirdin bizi. Nasıl seyretmez? Görürüz yarın. Öyle mi diyorsun? Görürüz yarın hocam. Yok, gel girelim iddiaya istiyorsan. Ben hep böyle şeylerde onu derim abi. Gel girelim istiyorsan hocam. Burası diğer televizyonlara benzemez. Herkes bize açık şu anda. Herkes sokağa. Erman hocanın dediği doğru ama gençler daha çok orada. Orta yaşlı normal insanlar. Şimdi Erman ya abi. Şimdi galip takım sokağa çıkar abi. Canım nerede sokağa çıkacaksın ya, saatin olmuş onu, yarın işe gidecek insanlar, iş günü, hafta ya, içi. Falan işi olmaz abi. Adam senede bir gün sevinecek ya. Yarın ondan sonra patronuna söylersin ben olmaz. Dün akşam sevindim diye. Ancak Fenerliyse patron yandı. Galatasaraylıysa izin verir zaten. Şimdi 2018-2019'daydı son şampiyonluk. 23. şampiyonluğu Galatasaray. Levent abi ne hissettirdi bu şampiyonluk sana? Neyi ön plana çıkartırsın bu şampiyonlukta? Vallahi ben öncelikle Dursun Özbey'in bir sözünü çıkartırım. Galatasaray Cumhuriyet'in yüzü değil mi demişti. 50. yılda Galatasaray şampiyon. 75'te Galatasaray şampiyon. Oo, 100. Doğru. yılda Galatasaray şampiyon. Yani bir de bir gerçek şu var. Bunu net olarak söylüyorum. Esas bu işin başka perdesi var. 30 Mayıs 1993 yılıydı galiba, biliyorsun. Okan Buruk futbolcuyken ilk şampiyonluğunu Ankara Gücü'nü Ankara'da yenerek elde ettiler. Kalle dönemi. Sonra bu Okan Buruk, Erman abi bana ziyarete gelmişti. Ben hastanedeydim. Midemle ilgili sorun vardı. Özellikle. Ankara Gücü'nü 2-1 yenildiler. 33. dakikada Erman abi oyundan atılmıştı Okan Buruk. O maçtan, o sezon sonunda biliyorsun Fener Mustafa Denizli şampiyon oldu. Ardından ikisi Emre ile beraber Inter'e gittiler. Evet. Galatasaray üzerine çarpı koydu. Galatasaray evet. tarlasından yetişen bir oyuncusu üstüne çarpı koydu. İtibarsızlaştırmaya çalışırlar. Yine 30 Mayıs'ta bu sefer teknik direktör olarak yine şampiyon oldu ve itibarını geri aldı. Yani bundan daha güzel bir şey olmadı. En mutlu insan Okan Buruk. Galatasaray tarihine 30 Mayıs'ta ilk şampiyonu yaşayan oyuncu, 30 Mayıs'ta hoca olarak şampiyonu yaşayan biri olarak geçti. Bu onun adına çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Tabii Okan Hoca'nın 2019-2020 yılında Başakşehir'le şampiyon olduğunu da göz önüne alalım. Şurada yani sadece 4 yıl içinde ikinci şampiyonluğunu yaşıyor. Büyük iş. Hocam, Beşiktaş Sergen'den, hani Beşiktaş Sergen'den şeydir böyle, hani geldi şampiyon oldu. Fatih Terim geldi, Galatasaray bayağı şampiyonluklar kazandı ki Fatih Terim'le Galatasaray'ın lig şampiyonluğu yok futbolcuyken. Doğru. Teknik adamlığında var. Galatasaray kendi kahramanını içeriden çıkarıyor. O güzel bir olay. Bak. Getirdiler Okan'ı. Hatta Fatih Terim rüzgarı gölgesi sezon başında var idi. Ya işte Okan Fatih gelir mi filan pompalandı filan ama hayır, Okan bu işi ilk başta biraz sallandı mallandı sonra götürdü. İlk 100 metrede biraz sallandı. O zaman da onu Gomis kurtardı ilk 100 metrede. Sonra alıştılar. Sonra son 100 metreye iyi girdiler. Evet, son 100 metrede de Icardi kurtardı. Icardi kurtardı. 4 maç üst üste o aldı. Erman hocam doğru söylüyor. Düşün bak. Başakşehir, İstanbulspor, Sivas, Ankara Gücü. Attı gol sayısı ortada. Evet abi, yani Icardi hani bazı sezonlarda şey dedik. Muslera tek başına aldı götürdü şampiyonluğu dedik. Tabii ki takım kazanır şampiyonluğu ama hani her sezon bazı futbolcular damga vurur ya. Bu sene damga vuran Icardi demek haksızlık olmaz diye. Ama benim ben mesela ben Icardi'ye bir özür borçluyum bu konuda. Sezon başında ufak bir muhalefet etmiştim. Bu yalan değil, doğru. Çünkü yaşam tarzıyla ilgili sıkıntılar vardı. Artı PSG ile ilgili de oynamıyordu. Acaba burada oynamaz, kulübede oturur, sorun çıkartır mıydım? Ama içinden mütevazi bir adam çıktı.
Ya birilerinden dolayı adam ya. Galatasaray şampiyon oldu. Büyük payı var. Galatasaraylı futbolcular atlıyorlar, zıplıyorlar, omuz omuza şey yapıyorlar. Icardi gitti, rakip futbolcuları tebrik etti, teselli etti, yürüdü gitti. Yani adamın kalitesine bak arkadaş. Bugün Icardi, bak net söylüyorum, Fener stadına gitse, Beşiktaş stadına, Trabzon stadına, tribünde seyircilerin arasında oturur. Kimse ses çıkarmadı. Seyirciler ona ses çıkarmadığı gibi sevgi gösterisinde bulunur. Yani bu önemli bir olay. Doğru. Bak daha sade bir de Mustara var öyle bir adam. Rakip taraftarlarının i̇şte da saygı gösterdiği oyuncu. Bunu yapabilmek önemli bir olay. Yani. Evet. Yani rakip takım taraftarlarının da saygı gösterdiği oyuncu. Nasıl Alex, Hacı, ses çıkar, Ergün Pembe hiç. Bazı oyuncular vardır hiç tribünler oynamaz Aymar abinin dediği gibi. Mustara da öyle. Gidip yıllarca Volkan'a sarıldı, Altay'ı tebrik etti, bütün kaleci Uğurcan'ı. Bir kişi tribüne hareketi olmamıştı. Yani asla işini yapmıştı. Ki bu sene bazı maçlarda hata yaptı. Ama asları yıllarca taşıdı. Bunu kimse inkar edemez. Hakikaten. Icardi de aynı mütevazı bir adam. Yayına girerken çok güzel bir konuya değindin. Çok sakin bir adam. Yani şampiyonluğun getirdiği bir şımarıklık yok. Bak gördün sakinlikle kutladı. Geldi onu kaldırdı hava yaptı. Vakarla derler ya. Çok. Hakikaten işte belli bir seviyenin üstünde futbolcu olarak da tamam ben diyor evet şampiyon oldum ama önce rakibimi tebrik edeyim. Onlar da nihayetinde ligin altında bir takım, karşıdakinin de hani can derdi var. Tamam hani Giresun orada yenildi ama sıkıntılı bir durumdaydı maça çıkarken. Ama 2-0 içeri girdiğinde Trabzon Ankara Gücü'ne rahatlamış. Doğru. O skor oradan gelmişti yani, devre arasında. Bence de yani çünkü artık Trabzon 2-0 yapmış bunu. Skorları aldılar. Ankara Gücü rahatladı. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir tebrik tweet'i var. Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu şampiyonu olan Galatasaray taraftarını ve tüm Galatasaray'ı camiasını, Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum diyor ki gerçekten her böyle önemli organizasyonda, şampiyonlukta hemen buna benzer tebrikleri hiç vakit geçirmeden o da paylaşır. Şimdi Galatasaray'da... Biz de kendisini tebrik edelim Cumhurbaşkanımızı. Değil mi? Üçüncü kez kazandı ki bu seferki şeyde yani ne kadar topla tüfekle saldıranların Avrupa dahil, Amerika dahil ona rağmen iyi bir seçim yaşadı. Türkiye'de olaysız seçim yaşandı. Tekrardan Cumhurbaşkanı seçildi. Biz de Allah tebrik edelim. Allah yolunu açık etsin diye. Şimdi yurt dışından Fransa'dan görüntüler var. Ankara'dan, başkentten ki Galatasaray'ın takımın oradan çıkışını, stat'tan çıkışını, basın toplantılarını, röportajları vereceğiz. Hem Galatasaray'dan Ankara'dan yolcu edilişine hem İstanbul'da karşılanmasını, Florya'dan görüntüler var. Takımın Florya'ya gitme konusu biraz şeyli. Hafta sonunda da maçı olduğu için havaalanından yollama ihtimali vardı. Gelen bilgiler o yöndeydi. Ama bu şartlarda Florya'ya giremeyebilirler. Değil mi? Evet. Nasıl bir karar alacaklar? Her şey uçakta belli olur. Evet. Yani... O haberi alır zaten paylaşırız biz izleyicilerimizle. Antep'ten görüntüler var. Çanakkale'den görüntüler var. Yani şampiyonluk gecesi artık sevinmek sarı kırmızı taraftarların hakkı. Zaten. Şimdi en azından 11'den eve çıkamazlar. Çıkamazlar. Duş alacaklar, çıkamazlar. Uçaklar gece herhalde biri falan bir uçuğu yani. O civarda bulur, bir buçuk evet, civarında. Oradan Florya'ya geçerler mi arabalar? Almanya'dan görüntüler var. Almanya'da da bir hayli fazla sarı kırmızı taraftar var. Onlar da Almanya'dan işte bu görüntüler yansıyor. Şampiyonluğu kutluyor. Almanya'da da Galatasaraylı taraftarlar. Şimdi Torreira son haftalarda gerçekten çok formdaydı. Biz burada Erman Hoca'yla da konuşurken ya gerçekten Melo'yu bile gölgede bıraktı dedik mesela bazı şeylerde. Çünkü Melo biraz karta da yakın, biraz böyle duygularıyla da hareket eden bir oyuncuydu. Bu Torreira hocam bu sanki daha böyle profesyonel, daha şey soğukkanlı. Müthiş oynadı ya. Ben söylüyorum. Bana sordu mesela programda Zeki Uzundurkan, bunun şat damarı kimdir dedi. O Kerem'i söyledi. Ben dedim ki Lucas Torreira. Değil mi? Yani adam var ya, Erman abi her zaman söyler, gövdeyi koydu orta sahaya. Balansı Galatasaray'ın ya. Hele yani son, müthiş bir adam. Yani 6-7 haftada evet. Müthiş oynadı. Evet, müthiş aynen. Oynadı.
Burada geldi mesela adam eleştiriliyordu. Zaniola şampiyon oldu ya. Yani, gerçi şimdi, o hiçbir şey yapmadan oldu da. Şimdi öyle bir futbolcu benim önümde oynasın beni rahatlatır. Rakibin o, olsun da seni illi, tabii, ifrit eder. İfrit eder. Beni rahat, niye? Çünkü ilk darbeyi dalga kıranı o yapıyor. Aynen. Ve yanındakileri de yaptırıyor. O zaman defansa daha bir cılız geliyor. Kaleye daha bir cılız geliyorlar. Yani o ilk dalga kıranı ve yanındaki arkadaşların da iyi oynatıyor. Onu söyleyeyim. Aynen, doğru söylüyor. Yani oraya git, buraya gel. O çok önemli bir olay. O savunması rakibin psikolojisine bozuyor hocam. Diyor ki engel oluyoruz. Hani oraya yaptı diyorsun ama mesela bugün bir ara, kazandı. Mesela bugün bir ara 3 puan. Bir şey oldu böyle bir yorgunluk gibi bir şey. Oyuncu değişecek falan. Hemen yattı. Evet. Yattı bir 2 dakika yattı. Tamam. Çok akıllı. Tamam. Şey oyuncu değil, değişikliği falan bitti. Bütün profesyonel şeyleri kullanıyor haklarını. İyi kullanıyor. Dolayısıyla Torreira'ya da bir özel parantez açmamız lazım. Raşika'yı açmak Raşitse lazım. Görevi aldıktan sonra Raşitse çok ciddi katkılar sağladı. Şimdi bugün 5 tane oyuncu vardı değil mi sarı kartla oynayan? Fenerbahçe altı. Maçında 6 mı? Fenerbahçe tabii maçında hepsi oynayacak şimdi. Değil mi? Hiçbirisi görmedi. Görmedi. Kerem, Icardi, Raşitse Mertens vardı, Oliveira vardı. Oliveira vardı. Evet, Raşitse. Bir oyuncu daha var. 6 tane. Micho. Micho vardı. Micho hani vardı. Belki hani görmedi. İlk 11 oyuncusu olmasa abi, akıllı da akıllı adamsa tane görmedi abi. Mesela Kerem bugün çok çalıştı. Görebilirdi bir. 2 tane çok kritik asisti var mesela Kerem'in. Kerem'in de hani hakkını teslim etmek lazım. O da iyi bir sezon geçirdi. Kerem iyi sezon geçirdi. Nelson iyi sezon geçirdi. Kerem, Icardi'den sonra bayağı iyi oldular bunlar ikili. Değil mi? Tabii. Hocam dikkat et bak şimdi. Ben televizyonu açıyorum. İşte son 5 haftadır, 6 haftadır, 7 haftadır. Şimdi bizim çocuklar diyorlar ki işte Galatasaray X takımla oynayacak. Fener Y takımla oynayacak. Beşiktaş Z takımla oynayacak. Hocam Galatasaray takımını herkes sayıyor. Tabii bir çırpıda sayarsın. Fener takımını özellikle sayamıyor. Özellikle son haftalarda sayarsın. Ne çıkacağı belli değil. E o zaman da şimdi birbirine alışık futbolcular. O çok önemli. Dikkat et bazen gözü kapalı veriyorlar. Onu sezon falan başında Avrupa maçları varken avantaj gibi kullanmak istedi Jesus. Ama sonra biraz o iş şeye döndü. Sapıttı. Biraz karıştı o iş. Biraz sapıttı o iş. Şimdi bugün soruyorum abi bak. Maç 1-0. Galatasaray'da 2-1. Maç 1-0. Abi iki santraforunu çıkardı. 1-1 olsa ne olacak? Bu maçta 2-2 olsa ne olacak? İki santraforunu çıkardı. Bunu geçen bir maçta daha yaptı. Şeyi çıkarttı, Valencia'yı çıkarttı. Bugün ikisini beraber çıkarttı Valencia'yla Batshuayi. Giresun'da çıkardı, sen hatırlatmışsın. Tabii, tabii. Ya kardeşim 1-0 galipsin ya. 1-1 olsa ne olacak? Doğru. Burası da 2-2 oldu, ne olacak? Hayır, bir yandan Beşiktaş da peşinde. Evet. İkincilik anlamında. Şimdi Galatasaray Fener'i yenerse, Beşiktaş ikinci oluyor herhalde. İkinci oluyor, ikili avaraj. Yani Beşiktaş iki maçında kazanırsa. İkili avaraj. Kazanırsa? Kaç çünkü şu anda? 77'ye 74 şu anda. Buyur. Beşiktaş'ın kaç maçı var? İşte ikisinin de iki maçı var. Biri 3 puan alacak Fenerbahçe. Galatasaray 3 puan alacak. Beşiktaş 2 maçı, 3 puan alıyor mu son 2 maçtan birinde? Yok. 2 tane oynayacak mı baş? 2 maçı var, 2 maçı var. 6 puan yaparsa. Dediği gibi Erman abi. Yani 80-80. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan bir puan alması lazım tabii, ikinci tabii olması için. Yani garantilemesi için. Evet. Garantilemesi. Lig ikinciliğini garantilemesi için. Beşiktaş olacak. Kimlerle oynayacak? Beşiktaş Kasımpaşa ile oynayacak. Konya aynen galiba bir yerde. Kasımpaşa ile dışarıda oynuyor. Konya ile içeride oynuyor. Evet. Dolayısıyla hani Kasımpaşa da kurtardı. Bir yandan Kasımpaşa evet tabii. Bugün yani bugünün öznesi artık Galatasaray olduğu için bir ara onlara da bakacağız ama bu arada Florya'dan görüntülerimiz geliyor. İzmir, Ankara, Adana, Antep var. Yurdun dört bir yanında sarı kırmızı coşkuyu kameraman arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız ekran başındakilerin doyasıya yaşaması için böyle taşıyorlar ekranlarınıza. Burası Adana. Adana'da bayağı bir coşku var yani bayağı. Adana'da ne meydanıydı ya? Bu
Evet, Adana'da ne güzel açık havada. Otelin devamındaki yol mu bu? Bilemedim ki. Açık havada kebap yemişlerdir. Açık havada seyretmişlerdir. Mis gibi hava daha zaten. Galatasaray'da Ankara gücünü kebap yaptı Ankara'da. Yağmurlu havada. Biz yandık. Hocam sen söyledin ama ya kupa maçından sonra bu Ankara gücü dayanamaz diye. Hocam kupa maçını seyrettim. Ankara gücü de illet oldu. Başakşehir maçını. Ya öyle bir maç. Bu öyle görüntüler nereden? Tolgacığım. Bu görüntü nereden? Ankara'da da muazzam bir taraftar topluluğu var. Şimdi burası Florya efendim. Ankara'dan, Adana'dan başladık. Ankara'ya gittik. Şimdi Metin Oktay tesislerinin önünde Florya'dayız. Oradaki evler yandı yalnız ya. Hemen bunun karşısı o sıra zaten hayat, evler. Hayatın akışına bak Ender. Geçen sonra sizi bitirdin. Ya. Işıklar yanmıyordu Florya'da. Hakikaten. Şimdi 13'üncülükten şampiyonluğa bir yılda. Tabii. Bu da... Nereye geldik şimdi? Antep'e geldik. Gaziantep'teyiz. Ne güzel. Gaziantep'te de yeniden hayatın bu şekilde normale dönmesi. Şimdi yönetim işi bu tabii. Yaşanması. Yönetimi tebrik ederim. Galatasaray yönetimi. Ama burada 5 dakika duralım. Neden duralım? Durmayalım hocam ya. 5 dakika duralım. Bir 15 dakika çay. 1 dakika duralım. Şimdi Galatasaraylı bazı yöneticiler dediler ya bu sezon bitmez biz bitirmeyiz. Biz neleri biliyoruz. Şimdi hepsini konuşması lazım. Bildiklerini söylemedi. Sezon bitti diye. Bu iş bitmedi abi. Ben bunu devamlı getireceğim o zaman. Ne biliyorlarsa sezon içinde ne sakatlık varsa şampiyon olunca bu iş kapanmasın. Hep böyle yapıyorlar. Abi teker teker konuşsunlar ne olduğunu. Şampiyon olunca konuşsunlar ki helal olsun deyip. Susarlarsa abi dakika dakika önlerine getireceğim bunu. Çok net söylüyorum. Tehdit değil. İstek. İstek. Sen söylemedin ki onlar söyledi. İstek. O zaman onlar söyledi. Doldur diyorsun. Sezon sonu her şeyi konuşacağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Konuşacaksınız arkadaş. Bekliyorum ya. Konuşmazsanız devamlı hatırlatacağım. Tamam hocam. Hakkındır. Doğru söylüyorsun. Evet. Bakırköy Meydan'dan da görüntüler gelmiş. Hay Bakırköy'üm ya. Bakırköy başkadır. Bakırköy, Florya. Zaten Florya, Bakırköy dipdide. Ankara'dan var. Adana'dan var. Adana'da müthişmiş ya Adana'daki kalabalık. Almanya falan da vardır abi. Almanya çoktur. Yurt dışı var mı arkadaşlar? Şöyle çoktur. Bir yurt dışı turu da yapalım. Yurt dışından çoktur. Da verelim sevinci. Sesi açarken biraz dikkatli olursak arada ses de verebiliriz bence Tolga. Yani bir bakalım şey olmazsa böyle ufak ufak sesi de verelim coşkuyu. Arkadaşlar küfüre dikkat etmek lazım. Her şey tadında güzel, sevinç varsa ya o sesi de verelim. Ya bu sevinçler kendi kulübün şarkılarıyla olsun. Tabii canım. Sen şampiyonsun ya. Bu hatta rakip takımlara gönderme iş. Şarkıyla yap, gırgırla yap. Tabii. Sinirlendir onları anlıyor ya musun? Bu mutluluk günü ya. Bu evet. Şey sinirlenme günü değil, evet. Bu keyif günü, mutluluk günü. En güzel gün, bayramı bu işte şimdi. Galatasaraylıların bayramı bugün. Şampiyon olmuşum bunu. Keyifle kutlayacaksın. Sinirle değil. Aynen. Nereden geldi? Oo, Malatya'dan geldi. Adana var, Antep var, Ankara var, Malatya var. Florya hemen sol üstte. Ekrana geliyor. Şöyle. Bu arada hemen belirteyim. Başkent'te arkadaşlarımız röportajları için bekliyorlar. Onlar da ilk fırsatta oradan röportajları geçecekler. Açıklamalar gelecek. Paylaşım olursa, sosyal medya paylaşımları olursa onları da sizlerle paylaşacağız. Biz de ekrana getireceğiz. Yine söylüyorum havaalanına giderken otobüsün nereden geldi? Almanya'da. Almanya'da tabii saat bakıyor. Tabii burada bir gerçek tabii var Almanya'da ki. Almanya'da daha kararmadı. Ender Galatasaray camiasını kutlamak lazım. Göreve getirdiler Burak Elmas'ı. Bir yıl sonunda baktılar takım kötü gibi toparlanma süreci yok. Hemen değiştirip Dursun Özbek başkanı. Dursun Bey'in geçen sefer yaptığı var. Bunu yapabilen bir camia. Çünkü Dursun Bey'in kurduğu takımla Mustafa Cengiz 2 yıl şampiyon oldu. Hatırlarsan oyuncuları sattılar, para kazandılar. Yine Dursun Özbek göreve geldi. Erden Timur birlikte ortak hareket ettiler. Ve mükemmel bir kadro yaratıp şampiyon oldu. Bunun ötesinde kabul edelim ki ilk kez bir koalisyon. Metin Öztürk'le beraber hareket ettiler. Doğru. Metin Bey asla başkanın önüne geçmedi. Hiçbir zaman için geçmedi. Ben ne zaman koysam başkan ne derse biz onun kabulüyüz dedi. Kabul edelim ki burada Galatasaraylı iş insanlarının da büyük payı var. İbrahim Hatipoğlu'nun da.
Çünkü çok büyük destek son 3 başkan. Bakarsan yani İsmail Sivrikaya, Metin Öztürk ve Hatipoğlu. Üç de Gisiyat'tan bu işleri yöneten insanlar. Üçü de kulübe ciddi katkı sağladılar. Yani ortak bir, tam bir takım oyunu sergilendi. Ve herkes bu taşın altına elini soktu. Bunu çok net olarak söylüyorum. Bu Galatasaray camiasının bir refleksidir. Galatasaray camiası eğer işler kötü gittiği zaman çabuk beklemez. Ne işleri çabuk vurur. Yönetimse hemen yönetim değiştirir. Teknik adam da teknik adam değiştirir. Gerekirse oyuncu yapısını, kadrosu yeniden kurar. Ben Galatasaray'da ne görüyorum biliyor musun yukarıda? Abi birbirlerinin hakkında kulis yapıyorlar, sallıyorlar, öldürüyorlar filan. Abi bakıyorum hep beraber yemek yiyorlar. Ya diğer takımlar gibi değil. Mesela Fener'de öyle değil. Fener'de silahlar çekiliyor, birbirlerini öldürüyorlar. Galatasaray birbirine çakıyor, öldürüyor. Abi bakıyorum beraber yemek yiyorlar. Abi. Bir anda dost olmuşlar. Evet o önemli. Ya enteresan bir olay. Kol kırılır, yani. Yen içinde kalır. Evet bak yani. Diğer kulüplerde bu yok ha. Ama Erman abi güzel konuya değindi. Çok doğru. Yılların tecrübesi tabii. Bir gerçeği söyleyeceğim. Mükemmel bir dokunuş yaptı. Şu Kemerburgaz'ın açılışını evet. Gördün değil mi hocam? Evet. He? Evet. Bütün orada konuşmayan, birbirle konuşmayan başkanlar da Galatasaray'ı menfaati için hepsi sahnedeydi. Kimse gelmemesi fayda gelmedi. Galatasaray bir Mehmet Cansu rahatsızlığı. Evet. Alp Yanman, Faruk Süren, Ünal Aysal, Adnan Polat, tabii, tabii. Yani Burak Elmas, Fatih Terim ya. Biliyorsun bunlarla. Çok kolay kabul değil edelim. Bir araya gelmek, tabii. Bu insanları getirmek. Yani kolay mı aynı tabloyu? Yani bunu maalesef diğer camiada net olarak göremeyiz. Okan Buruk Süper Lig tarihinde oyuncu ve teknik direktör olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim olmuş. 7 kez oyuncu olarak, 2 kez teknik adam olarak 9 defa şampiyonluk görmüş. Burada müthiş bir başarı yalnız ya. Fatih Terim'in 8 şampiyonluğu var Galatasaray'da. Kimin? Fatih Terim'in. Abi Fatih Terim'in futbolcukken şampiyonluğu o yok. O yok işte sıkıntı orada. Futbolcukken şampiyonluğu yok. 10 sene mi? Okan Buruk'un 7 şeyken, teknik adam, futbolcuyken 7, 2 de teknik adamlıken oldu. Hem Başakşehir hem Galatasaray. Şeyde işte oldu ya. Kalli Holman 2 sene, 4 sene Fatih Terim UEFA Süper Kupası. Sonra dönüşte galiba 2006'da Geresse mi oldu? Bir hata yapmayayım yani orada. O yedi. Dönem şampiyon oldu yani. Yani. İnşallah haftaya Fenerbahçe'yi de yenip ligi öyle bitireceğiz demiş Okan Hoca, Okan Buruk. Pazar günü derbide, pazar akşamı. Orada nasıl bir organizasyon var ona da bakacağız. Yani herhalde şeyi isteyecekler, kupayı orada o maçta almak isteyecekler ki şeyde... neresi yani, bu? Erzurum mu? Stand, Erzurum, evet. Stand kuruluyor. Bir, özel bir şey yapılacak. O benim kutlama duyduğum, için ayrı bir kutlama, şey yapılacak. Orada kupa mi? Veriliyor diye biliyorum. Ha. O zaman geliyor. Hep böyle oldu bu zamana kadar. Bir stand kuruluyor. Sanatçılar geliyor. Futbolcular tek tek tanıtılıyor. Ailelerine ama o maç geliyorlar. Atmosferinde olmaz çocukları. Ki. Ben zannetmiyorum. Yani öyle bir şey yapacağını hocam, tahmin etmiyorum. Federasyon olarak bir şeklen bir kupa verilir abi şampiyon takıma. Sonra sen kupa törenini ayrı yaparsın. Ayrıca organizasyon yaparsın. Şampiyon olmuşsa mi? Son maçta vereceksin ama bu Fenerbahçe maçı diye başka düşünülür mü bilmiyorum. Ama vermek lazım, onu söyleyeyim. Sembolik bir kupa vermek lazım. Bak mesela diyelim ki Fener bir yerde oynuyor, Galatasaray bir yerde oynuyor değil mi? Belki Fener olacak, belki Galatasaray olacak şampiyon. İkisine de birer kupa götürürsün. Hangisi şampiyon olursa kupayı verirsin. Onu yapmıyor sonra işte. İşte yapmak yaptı lazım. Yaptı Almanya. Yapmak lazım. Efendim, yaptı, bizdeki, Bayern Münih'e de verdi. Dortmund'a da götürdü hocam. Bizdeki şeyde evet. Mevzuatta şampiyon olduktan sonraki ilk saha maçı diyor. Dolayısıyla bu tanım uyuyor Galatasaray'a. Yani şampiyonluğu garantiledikten sonra işte bugün şampiyonluğu garantilemiş oldu. Ondan sonraki ilk iç saha maçı. Kabul ediyorum ama yani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Belki Erman abinin dediğini yapabilir Futbol Federasyonu. Bir sembolik olarak kupa verir. Kutlamalar ayrı olur. Olabilir tabii. Onu diyorum ben. Ay, Trabzon'a örneğin kupa önceden mi verildi? Yoksa ama orada zaten mi? Şey yoktu ki. Yani böyle bir... Ama son maçtan evvel çıkıldığında şampiyon olmuştu Trabzon. Ya yani ben öyle biliyorum hem de. Canım iki hafta önce... Nasıl? Ne oldu? Fransa'dan. Fransa'dan görüntüler. Tamam. Şu anda bu görüntüler Fransa değil mi? Fransa'dan da görüntüler var. Almanya'dan da verdik. Şanzelize. Yok bu daha böyle semt semtte gibi bu. Adana'dan, Ankara'dan, Antep'ten, Fransa'dan, Florya'dan
Hem yurdun dört bir yanından hem de Avrupa'dan görüntüler. Almanya'dan da verdik az önce. Yine sarı kırmızılı taraftarların şampiyonluk sevincini tekrar ediyorum. Röportajlar olacak. Oldukça size ileteceğiz. Takımın havaalanına gidişini ekrana taşıyacağız. İstanbul'daki karşılamayı yine ekrana taşıyacağız. Dolayısıyla Aspor ekranında gece uzun. Gece uzun ama maç görüntüsünü de birazdan ekrana getireceğimizi, şampiyonluğu getiren Ankara Gücü maçını da birazdan sizlerle paylaşacağımızı belirtelim. Ankara Gücü'nün aleyhine lehine verilmeyen 4 penaltı pozisyonu var onlara. bakalım mı pozisyonları hocam? Hakem yaktı Ankara Gücü'nü diyeceğim. Efendim Tolga? Ben buradaydım maçta. Erman Hoca aynısını söyledi. Levent dedi hiç beğenmedim Ankara Gücü'nü. Yani bu defans nasıl bir defanstır dedi. Sonra programı izlediğimde de dedi ki oyuncu atıldı biliyorsun. Risk yaptı yani takım 10 kişi bıraktı. Söylediklerin hepsi doğruydu. Gereksiz bir kırmızı kart gördü. İhanet gibi bence. Yani bu. Ama Ankara Hocam, Gücü devre arası rahatladı. Rahat rahat da yendi. Icardi'nin iki tane daha pozisyonu vardı zaten. Tabii, Kerem'in tabii. Var. Abi rahat rahat yendi hiç. Ben Ankara Gücü'nden fazla bir şey beklemiyordum. Yani siz özellikle bekliyordunuz belki ama. Özellikle 50 dakikadan sonra. Yani Fenerbahçe'de çok beklediler ben beklemiyordum. Sonra, 55-60'dan sonra yani çok şey oldu. Aradaki fark çok belirgin. 2-1'den yani ilk sonra, yarıda bir ara şey yaptı. Bu Alanya maçına benziyor. 1-1'di. Bir devre biterken Icardi bir gol attı. Sakatlandı çıktı biliyorsun. Fenerbahçeliler ikinci yarı 4-1 oldu. Çok güvendiler ama. Yok yok sağ ağır bilmem ne yok abi. Sağ ağır var. Ankara Gücü iyi değil. Ama Ankara Gücü'nün iyi olmaması bu teknik adamdan da değil. Yönetimin büyük hatası. Sen 4 tane teknik direktör değiştirmişsen duman olursun abi. Seneye de öyle yaparsanız iyice duman olursunuz. Zaten bir stadınız yok. Bir stad yaptıramadınız. Var ya hocam ya. İşte sen beğenmiyorsun. Bu stat olmaz abi ya. Niye olmaz abi? Olmaz abi ya. Ankara'ya 180 kilometre dışarıda stat mı olur ya? Ankara'da içeride stat var. 19 Mayıs stadı vardı şahane ya. O ayrı hocam onu ya, yapacaklar demek. Arabaya binsen 1,5 saatte gidiyorsun. Dağılması 3 saat. Sen deli misin hocam? Ama yapılır büyük bir ihtimalle. Bu dönemde yapılacak. Milli takım için bence özellikle. Yapılacaktır yani, tabii. Abi başkent ya. Başkent arası olmaz ya. Tabii. Yapılacaktır yani orada en azından hem de en modern 40 bin 50 bin kişilik stat yapılması lazım evet. Yapacak öyle dediler. Başkent yani, abi. Programında vardı bu bildiğim kadarıyla yeni bir stat yapılacak. Yani genelde. Galatasaray için büyük bir avantaj oldu. Yani Galatasaray hem oyunculara ciddi paralar ödemişti 13. olduğu dönemde. Hem de bir sürü oyuncuya böyle mahkemelik oldu biliyorsun. Bu yönetim hem onları ödedi, hem mahkemeye verilen futbolcuların paralarını ödedi, Rikerik'in parasını ödedi ve bu transferleri yaptı. Bu transferleri yaparken de bana göre burada bir tek futbolcuya para fazla verdiler. O da Yusuf'a karşılığını alamadılar. Yusuf o bir Demir yatırım içindi Yusuf Demir için. Ama onun dışındaki bütün transferlerin doğru olduğunu düşünüyorum. Gelecek sene o işler gibi en az 3-4 tane veya 5 tane oyuncu alacaklar. Fakat da bu Galatasaray'ın oyuncularına da ciddi bir talip var. Başta Torreira olmak üzere. Öyle yani, değil mi? Tabii yani var. Şeyi tutabilecek mi? Bence önemli olan Icardi'yi tutabiliyor vallahi mu? Valla ben bildiğim kadarıyla Icardi burada çok memnun. Icardi ile yapılan benim aldığım bilgiyi aktarıyorum. Icardi Galatasaray'da kalmak istiyor. Yani Icardi, bu çok önemli çünkü. Tabii yani ben yani diyor. En önemli şu an tabii ki evet. Şampiyonluğu kutlayacak. Bu coşkuyu, bu sevinci doya doya yaşayacak. Ama bir yandan da hani eldeki değerleri tutabilmek lazım. Birinci sırada da Icardi'yi yazmak abi lazım. İstanbul dünyanın en güzel 3-4 şehrinden biri abi ya. Niye gideyim abi? İşte iyi para verirsen. Parayı da iyi alırsan adam kalır iyi abi. İyi para verecek. Ortamı da iyi. Galatasaray'daki ortam da iyi. Huzurlu bir ortam oldu şimdi. Şampiyonluktan sonra. Belirli şehirlerde başta Paris olmak üzere hep şehirlerin ortasından nehirler geçer biliyorsun. Yaparlar su özlemidir diye. Doğal deniz bir tek İstanbul'dan geçiyor. İstanbul Boğazı'ndan yani. Yani işte Icardi'ye hitap edebilecek bir şehir İstanbul. Evet aynen öyle ama bir yandan da parasını hakkında vereceksin. Ama bir gerçek var. Ben Paris Saint Germain'i ikna edebileceklerini düşünüyorum. Etmeleri için şu başkan yayıncı kuruluşun sahibi. Evet. Dolayısıyla kendi yayıncı kuruluşu olduğu için marka değerini tutmak, izlenir hale getirmek için bazı şeylerde de destek olabilir. Abi restoranda oturuyorsun. Bir tarafta Avrupa var bir tarafta Asya var öyle bir yer yok abi ya. Öyle. Bir Almanya'da olsa adam başı 150 euroya çıkar. Vallahi diyorum ya. Bir tarafa bakıyorsun Avrupa, bir tarafa bakıyorsun Asya abi. Yok öyle bir olay.
Deniz ya. Dolayısıyla yani yabancı futbolcuların da keyifle yaşayabileceği. Hazır mı? Peki artık reklama gidebiliriz. Çünkü karşılaşmanın özetini de birazdan ekrana getireceğiz. Gördüğünüz gibi bu sevinç görüntülerini, bu coşkuyu sizlere iletmeyi sürdüreceğiz. Kısacık bir reklam arası var, ardından maç özeti efendim.